Şimdi gripal enfeksiyonlar çok görülüyor tabii kışın. Şunu şöyle söyleyeyim. Virüslerin yaptığı hastalıklar yıl içerisinde değişik aylarda olabiliyor. Bazen de bütün aylarda olabiliyor. Mesela koronavirüs şöyle bir virüstür. Bütün yıl boyunca aynı şiddette hastalık yapar. Yani koronavirüs şöyle bir uyu yoktur koronavirüsün. Kışın çok yapayım da yazın hiç yapmayayım veya baharda az yapayım. Öyle bir şey yok. Koronavirüs senenin bütün aylarında görülebilir ve aynı şiddette hastalık yapar. Ama bazı virüsler vardır ki kış aylarında çok görülür. Bazı virüsler yaz aylarında, bazı virüsler de bahar aylarında hastalık yaparlar. Tabii ki buna bağlı özellikle influenza dediğimiz grip virüsleri bu aylarda biraz fazla görünüyor. Fakat şurada tabii aşı şeyi de kalktığı için ortadan, yani aşının PCR testi gerekliliği de ortadan kalktığı için veya insanlar artık PCR testini yapmaya gitmeye çok meraklı olmadıkları için diyeyim. Dolayısıyla acaba bu influenza mı, yani grip mi yoksa koronavirüs mü diye ayırmak pek mümkün olmuyor. Bunun ayrılması için yegane şart vardır, o da PCR testidir. PCR testi de şunu unutmamak lazım, %60 doğrulukla teşhis koyabilen bir test. Dolayısıyla şu anda influenza yaygın, grip yaygın yani. Koronavirüsle beraber karışabiliyor. Şu anda toplumda bir influenza, bir grip salgını çok şiddetli var mı derseniz yok. Öyle bir şey yok. Bir de maskenin tabii bizim hayatımıza getirdiği en önemli özelliklerden birisi diğer virüs hastalıklarını da engellemiş olması. Hatta alerjik hastalıkları bile engellemiş olması. Onlar birazcık hafifledi. Gerçekten maske bizim yaşantımıza ister istemez birçok bulaştırıcı hastalığın veya alerjik hastalığın daha az görünmesine neden oldu. Öyle de bir faydası oldu yani. Maske o kadar da faydasız olmadı yani yaşantımıza.